Hocam da Rozi'ninki asli manisi tigidiki bir ruhni biraz tushundirib o'tgan bo'ldi. Hem de Rozi'nin sualimizin açıdı, Rozi'nin mahiyeti nima haqiqat insonning atigandan kechgacha suhur vaqtidan tartib kecha o'g'icha og'izdan yemay ichmay yoki oyog'idan yiqin chiqmay bu belgilangan biz har qanday bir musulmon bildigan bu shakllarmi yoki boshqa bir nimasi bormi degan kelsa Roza desa, bunu köplegen Müslümanların tanışı da yem kişmektin ve ayal yakınlaştığın çekilmiş de düşün. Bu bir roz diyen sözden bir ifadeleniş, tanıştırılış. Rozun vuzurduğundan maaşı dikkat kılanlarmış. Lakin maksat ne mi? Ne için yemese yeme dedi. Ne için sen bu halal nesini içmeyi durdu. Ne için nikah alıp ağan ayağın yakınlaşmayı durdu. Bir gaye var bir. Bir maksat var, nişan var. Bunu tep çıkış, bu bizni başkası ruhu ekildi. Samimilikke ekildi. Hakiki Müslüman daçılık ekildi. Rozunun maksatı, pekatlam, rozunun buzu ötüdüğün yap içeş, dinçe, rap yap işim çekilinip kalmazsın. Belki onun adı baş haram işlerden çekilmiş. Günah masiyetlerin üzerini kontrol kılış. Mesela, yalgan sözleydiğin, başkalarını koyu ötüdüğün, sakt pezlik kıladığan, casus kıladığan, sükençilik kıladığan, gıybet kıladığan haram işli var mısın bu? Mavi işlerden sakınlaş, bu Rozi'ninki tekessas. Rozi'ninki maid. Şunun için Rozi'nin bir tanıştırışı da yalgan gep kılmay, hek gep kılış, rast gep kılış tepki. Ne için biz Rozi'nin maidini bu kadar kenayet doktuysa, biz Müslümanlar dünya hayatı da netice kazanışımız için, terakki kılışımız için, biz hoşçak mahkum millet mahkumluktan kurtuluş için, İslam'ın prensiplerini, kıymet kararışlarını, körsetmelerini bir bütün halette icra kılışka mükellef, mesul. Eğer biz dinimizden bir kısmını kabul kılıp bir kısmını kabul kılmışsak, ya ki fakat bu ibadetle, ahiretle, münasebetle, dünya olan alakası yok desek, biz ma dünyada netice kazanmayız. Maksimizge hasıl olamayız, maksimizge yitemeyiz. Eğer biz İslam'ın asasını, namazın ibaret, rozun ibaret, zakatın, hecrin ibaret, bu asaslarını misal alsak, fakat lan ahiretlik de karsak, dünya olan alakası yok, dünyada bunun neticesi yok, dünyada bunun tesiri yok. Bu bombası mı? Yani normal Müslüman boğunu buludu. Dep karap kap kalsa. O vakti de neymiş yüz bir yani bugün koşacağız dünyanın en kendisi kalımız. Çünkü biz ahiret deplem karap kaldık bunun. Dünyalık diyen maç önce kendini unumadık. Muş ibadetlerin ki ahirette Allah'ın razılık açıp cennet geliştiğin ibadet bir vasıçkerliğine tonuğun unumadık. Şunun için dünyanın en ahirde kaldık. En kembegal millet olup kaldık. En aciz millet olup kaldık bugün köle. En savaşsız millet olup kaldık. İbadet, İslamlık ibadetle, İslamlık körsetmeler bununki ahiretteki var, dünyalık var. Çünkü dinimiz fakat ahiret için ki ruhani dinimiz, Hristiyan dinimiz. Dünya terepkilem gidip ahiretini unutup kalan materyalizm çağımız. Şunun için İslam'ın asaslarını fakat ruhani edip karab, içtimai hayattan, siyasi hayattan, kişilik hayattan, devlet hayatını ayrı tutup kapkasak, bu ekalak düşmeyi. Hem dinimizden karakterimi uygun gelmeyi. Daha oğa vakti de, roz tutuş ve başka ibadetlerini adakılıştın maksat, geldiğimizde perzini adakılış meselesi emez. Bir yerde maksat var. Mesela namaz okuduk, gerdenden sakit ol dediğimiz. Zakat verdik, sakit ol dediğimiz. Roz tuttuk, sakit ol dediğimiz. Biz yukarı dediğinde her bir ibadetten nişanı var, her bir ibadetten maksatı var, her ibadetin ki vasıtası var, ikinci bir gaye. Demek her bir ibadetten gayesini ve onun vasıtasını mad dünyada emniyetle aşırır. Şu arkalık medeniyet yaratış ve başka insaniyetke ölgü olup İslam'ın en güzel şekilde takdim kılış ibaret.
Bu xil ruhqa biz mükellef. Bu xil mesuliyetke biz mükellef. Özümüz onşilanmasak, özümüz terakki kılanmasak, özümüzün halini özümüz ıslah kılanmasak, özümüz mahkumluktan kurtulanmasak, fakat bunu ahiretle koysak, bugünkü dek halet kalımız. Hata düşünceden sebebidir, bugünkü sörülüp geldik. Dünya ile ibadetlerini, ya dininin körsetmelerini, ya kımmet karşılığını ayırtıp geldik. Bu sebepten, bu horluktan kurtulanmadığımız. Dünyada netice kazanmay, muş ibadetlerini, körsetmelerini vasıkıp durup, dünyada netice kazanmay, Allah'ın razılığı erişemeyiz. Bu sebepten, Allah Teala hadis kudüsüde bizge Ramazan'ın mahiyetini meksin bayan kıpırdı. Hadis kudüsüde ne mi dedi? Kulle emeli ibni adem leh ille siyam diyor. İnsanın kıyan her bir işi de özünün nefsini oylap kalan, ya şahsi menfaatini oylap kalan, ya bir köz köz kılıçı oylap kalan, işte bir illet keseldin birisi var diyor. Ruzidin başka diyor. Ruzidi bu kıl naçar süpet, ya ki onun arılışıp kalan illet yapılmıyor. Nemiş kazı çünkü roza Allah ile bende arası dike sirdi. Şunu hoşçakalın es-siyamu li ve ana azzibid. Rozini benden mili de tuttu mukafatını üzen birmen hiç kim buna hesabatıma arılışanmaydı. Çeksiz hesabını birmen. Nemiş kazı semimilik o kaçkari. İhlas o kaçka, takvalık ruhi o kaçka, dinin körsetmesi boyunca tu dike yiyat durup yan dike yiyatın yanıgan mahal ruh ne? Özleştirgen bu ağaçka Allah-u Teala mukafatını özen vermedi. Bunun başka ibadetin mukafatını Allah verir. Demek mahil hıslet, mahil takvalık, mahil ihlas birilgen mukafat haddi sapsız ağaçka bunun mukafatını özen vermedi. En bu rozdan mahiyetini yan bir hadis takvimi eşmedi Resulullah. Mellem yada kavle zor vel emele bi feleysellillahi haca fi yada ta'ama ve şerabdi. Bir adam yalgan gepne taşlı mısın? Yalgan gepti vazgeçmesedi. Yalgan gepten takazası, tesiri ölen, iş kılıçtan, ya pul tepişten, ya cambak işten toktatmasa bu adamın ki yemi kişmikin taşlap bu yapıyı kaçtı. İhtiyaç yok. Yani paydası yok. Yani bu unumsuz işti. Uşk avarçlık. Demek bir yerde samimiyet talep kılın. İhlas talep kılındı. Hakiki takvalık talep kılın. Onda o kadar Ramazan tutuşta maksat yemek içmekten çekiliş meselesiniz. Esli maksat nişan ve vasıtı olan takvalık değil mi? Dünya hayatı da emriyet aşırış. Biz Ramazan'ın nişanın takvalık dedik. Hem şunu dağılalım, nişan ve vasıtıdık. Ama dünya ve ahiret netice kazanışımız için bunu nişan süptü de ve vasıtı süptü de bunu emini meydanga namayan kılış lazım. Özümüzün vücudu da bunu köstüş lazım. Çünkü Ramazan bizden bedenimizin ıslah kılıştığı ilgili ruhimizin ıslah kıl. İrademizin ıslah kıl. Ramazan'da maksat bedenimizin ıslah kılıştığı ilgili ruhimiz, irademiz arkalık maddenin körsetmesini kubul kıladığan anı geldiriş. Dinin körsetmesi meyli buyurgan bolsun, meyli toskan bolsun, ona baş üstüge de kubul kılalaydıgan, aynı dağılı çenek durduğun bir kazanmadın ibaret. Şunu uçun, muş Ramazan ayda pak halal nimetlerden özünü kontrol kılalaydıgan, halal cübdüden özünü kontrol kılalaydıgan insan, samimilik olan roz tutkan bolsa, Allah'ın razılığını izleyen bolsa, muş dinle buyruk iken baş üstüge diyerleyen bolsa, Ramazan'ın sırtığı çıkan vakti de 11 ay ceryanı da Ramazan'ın ruhu ile yaşayalıydı. Münker işlerden, haram işlerden, günah işlerden üzün tahtalıydı. Mesela tamak çıkı vatkan bozsa, tamak çıkı da insan bozsa. Hata işledin ki yengilerek. Tamak edin özüne tahtalıydı. Ramazan tutup namaz okumaydıgan bir insan boğulgan bozsa, bir vakı okumayıp, tört vakı okumaydıgan bozsa. Ramazan'ın ruhu ile, Ramazan'ın pezli ile namazı okuyduğun bu. Ayarlar misal kalsak, yağlık atmayı Ramazan tuttuğun bu kalsa, Ramazan'ın samimilik ile tuttuğun bu olsa, Allah buyurduğun perzikinde, mensame Ramazan imanın ve ihtisaben, baş üstüge Allah buyurduğun perzikinde tuttuğun bu olsa, yağlıkların özümü şeriat buyurduğun perzikinde, onun gibi kilitliğun bu. Ramazan insanga itaat işlerini asallaştırdı, takım mı kolaylaştırdı.
Hakikaten demek yani mahiyetinden bu asası nişan emelge aş, nişanı aşmayı durup tutulgan roza Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi var bazı insanların ki fakat rozasıdan o fakat onun şu tatkan aç karışıdan başka şey yok. Usuzluk kap kağındın başka nesil erişemeydi o. Bir şeklen bir şekilde bir nesil koygan buldu diye nesil kim oldu değil mi?